şekilde verilen fonksiyonlarla tanım aralıklarını eşleştirmemiz isteniyor. Eşleştirme yaparken bazı fonksiyon ya da aralıkların eşleşmeyebileceği de söylenmiş, eşleşmeyebileceği de söylenmiş. Grafiğe bakınca ne yapacağımızı anlamak biraz zor. Bizden istenen grafikte gösterilen fonksiyonların hangi aralıklarda tanımlı olduklarını bulmak. Mesela verilen ilk aralıkta x, 3 ile 7 arasında yer alıyor ve aynı zamanda 3'e eşit olabiliyor. Eğer 1 bölü x olarak verilmiş olan p fonksiyonu bu aralıkta tanımlıysa yapmam gereken p fonksiyonunu bu kutuya sürüklemek. Bu kutuya sürükleyeceğiz. Evet, biraz düşünelim. Şimdi soruyu deftere kopyalayayım, defterime kopyalayayım. Evet, grafikteki aralıkları değerlendirmeye başlayalım. Bu fonksiyon eksi 4'te başlıyor. Dikkat edin, eksi 4'e eşit değil fonksiyonu tanımlayan x değerlerinin eksi 4'ten büyük olması gerekiyor çünkü burada içi boş olan bir nokta var. Bu aralığı daha iyi anlayabilmek için gelin fonksiyon grafiği üzerinde bazı noktalar seçelim. Mesela bu nokta eksi 2 virgül 1 bölü 2 noktası. Sonra bu nokta var eksi 1'e 1 noktası şimdi de bu iki noktanın sağladığı fonksiyonu bulmaya çalışalım. Evet, 1 bölü x. x eksi 2'ye eşit olduğunda, px eksi 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Dikkat edin, eksi 1 bölü 2 diyorum, 1 bölü 2 değil. O halde bu fonksiyon bulduğumuz bu nokta için tanımlı değil. Devam edelim. fx eksi 1 bölü x'e eşitmiş. Evet, sanki bu fonksiyon olacak eksi 1 bölü, eksi 2, 1 bölü 2 eşittir. Buradaki noktayı sağlamış olduk. Peki ya diğeri? Eksi 1 bölü, eksi 1, 1 eder. Ve evet, bu noktada sağlandı. O halde bu fonksiyon bu aralıkta tanımlı diyebiliriz. Aslına bakarsanız bu varsayım ikinci aralık içinde geçerli gibi görünüyor. Burada 1 virgül eksi 1 noktası var. Eksi 1 bölü 1, eksi 1'e eşittir. Ve burada da 2 virgül eksi 1 bölü 2 noktası var ki bu da fx fonksiyonunu sağlıyor. Böylece bu fonksiyon, bir bakalım, x'in 4'ten büyük ve 2'den küçük ve 2'ye eşit değerleri için tanımlı hale geliyor. Evet, bu aralıktan bahsediyoruz. Şimdi soruya geri dönelim ve bu aralıkla bu fonksiyonu eşleştirelim. Görebilmeniz için ekranı biraz aşağı indireyim. Evet, bu aralıkta tanımlı olan fonksiyon bu. Evet, şimdi defterimize geri dönelim. Şekle göre, şekle göre fonksiyonumuz 2 ile 3 değerleri arasında tanımlı değil. Ama 3'ten itibaren tekrar tanımlı hale geliyor. Yine bazı noktalar belirleyelim ve soruyu görsel bir hale getirelim. Pembeyle boyayacağım ilk nokta bu. 3 virgül eksi 2 noktası. Burada da 5 virgül 2 noktası var. Şimdi de bu noktaları denemeye başlayalım. 1 bölü x kesinlikle geçerli değil. 1 bölü 5, 2'ye eşit olamaz. Öyle değil mi? Eksi 1 bölü x de doğru olamaz çünkü eksi 1 bölü 5, 2'ye eşit değildir. 1 bölü 5'in karesi de 2'ye eşit değildir. 1 bölü 2 çarpı x artı 5'in küpü. Bir dakika, burada 10'un küpü var. 1 eder, 2'ye bölersek 500, 2 eklersek de 502. Evet, açıkça görülüyor ki bu da 2'ye eşit değil. Şimdi değerlendirdiğimiz aralık için geçerli olmayan fonksiyonları eliyorum. Bu gitti. Bu da, bu da ve bu da. Evet, devam edelim. Eğer burada 5 olursa, 5 eksi 5 sıfır eder, Sıfırın küpü yine 0'dır. 1 bölü 2 ile çarptığımızda da yine 0 elde ederiz. 0'a 2 eklediğimizde ise 2 buluruz. En sonunda bu noktanın sağladığı bir fonksiyon bulmuş olduk. Peki bir bakalım. 3 virgül eksi 2 için de geçerli mi? 3 eksi 5 eksi 2 eder. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 8 çarpı 1 bölü 2 Eksi 4, artı 2, eksi 2 eder. Evet, bu fonksiyon bu noktayı da sağlıyor. Son olarak bu fonksiyonu da kontrol edelim. 5,2. Evet, 5 artı 5, 10 eder. 10'un karesi 100. 100 bölü 2, 50. Ve 50 artı 2, 52 eder. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonu da elemiş oluyoruz. Sonuç olarak x'in 3'e eşit ve 3'ten büyük değerleri ve 7'den küçük değerleri için bu fonksiyon geçerli bir fonksiyon diyebiliriz. Ve bu fonksiyonu bahsetmiş olduğumuz bu aralıkla eşleştirebiliriz. Soruya geri dönelim. Ne demiştik? Bu fonksiyon bu aralıkla eşleşiyor. Cevabımızı kontrol edelim. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru.